İstanbul'dan Melisa Has isimli bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bize. Küçük köpeğim var, komutlarımı yerine getirmesini istiyorum. Bunun için ona nasıl davranmalıyım? Şöyle ki, ister küçük olsun ırklar, ister büyük olsun, tabii ki söz dinlemesi çok önemli. Söz dinlemeleri içinde her zaman anlattığımız bir şey var. Nedir? Köpeğimizin komutlarınızı uygulamasını istiyorsanız, onun yanlış yaptığı zaman ailecek ona kızmanız, doğru yaptığınız zaman da onu ödüllendirmeniz gerekiyor. Özellikle komutlara uymadığı zamanki ona olan uyarılarımız, hayır şeklindeki cezalarımız, sert sesle uyarılarımız, bunun köpeğimizin komutlarını yerine getirmesi adına son derece önemli. Tabii burada insanlar ikiye ayrılıyor. Bazı hayvanseverler diyor ki ben işte robot gibi bir köpek istemiyorum. Onun bir karakteri var. O eğer isterse söylediğimi yapsın, isterse yapmasın. Tabii ki bu bir bakış açısı. Bizler de aslına bakarsanız eğitmen olarak şöyle düşünüyoruz. Birlikte bir köpeğimizle hayat yaşıyoruz ve nasıl ki toplum bize kurallar koyuyor, her istediğimizi yapamıyoruz. Bizler çocuklarımıza kurallar koyuyoruz, her istediklerini yapamıyorlar. Köpeklerimize de mutlaka kurallar koymalıyız. O kurallara uymadığı zaman da ona kızmalıyız, uyarmalıyız. Kurallara uyan köpeklerle yaşamak daha keyifli oluyor. Hayat kalitenizden daha da az fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Aslına bakarsanız hem köpeğiniz daha mutlu yaşıyor hem siz daha mutlu yaşıyorsunuz. Tabii ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Herkes de köpeğini eğitmek zorunda değil. Ama öte yandan benim gibi düşünen hayvanseverler için söylüyorum. Köpeklerimize mutlaka istikrarlı olarak doğru yaptığında sevgi göstermek, yanlış yaptığında da kızarak sert bir sesle uyarmak doğruyu ona yanlışla doğru arasındaki farkı ayırmasını sağlayacaktır. Öte yandan doğru yaptığında bunu bir de ödül mamasıyla teşvik edersek, yanlış yaptığında hayır dediniz, hayır dediniz, hayırlarınıza rağmen sizi dinlemedi. Belki bir yarım saat odaya kapatarak cezalandırmak, daha sonraki sizin hayır dediğinizde köpeğimizin hayırda durmadığında ondan daha sert bir cezanın olabileceğini, gelebileceğini ona anlatacaktır. Ve hayır dediğinizde durmasını, yaptığını bırakmasını sağlayacaktır. Bu aynı zamanda günlük hayatta da çok önemlidir. Mesela köpeğiniz o an tasmasız olabilir, yola fırlayabilir, bir araba gelecek olabilir. Köpeğinizi kontrol edebiliyor olmak, tasmasızken de kontrol edebiliyor olmak, hayır dediğinizde durmasını sağlamak, onun için bazen öyle durumlar olur ki hayati bir önem taşır. O yüzden de bizim her zaman hayvanseverlere tavsiyemiz köpeğimize eğitim vermeliyiz. Özellikle bazı temel komutlar ki bunların başında hayır geliyor. Bunları öğrenmesini sağlamalıyız. Bunları yapmadığı zaman da uyarmalıyız. Böylece onlar da biz de çok daha rahat ve mutlu bir yaşam süreriz.